Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Bugün sizlerle Tav, Zoren, Polho ve Karsan hisselerinin teknik analizini paylaşacağım. Teknik anlamda güzel özellikler barındıran, özellikle Tav, Zoren ve Polho ve yine Karsan'a da artık uygulanan indirimler dolayısıyla, yani bankalar tarafından yerli otoda uygun faiz oranları sebebiyle Karsan'a bakacağız. Yatırım tavsiyesi olmadığını zaten ekranımıza yansıttık. Şimdi Tav Havalimanı ile başlayalım. Yatırım tavsiyesi olmadan umarım faydalı olur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle istatistiklere bakıyorum da izlenme oranının %50'si abone olmadan izliyor sevgili dostlar. Ki böyle ilginç bir istatistik var. Yani İzlenme oranımızın %50'si abonelerimizden gelirken %50'si abone olmadan izlemeyi tercih ediyor. Bu da ilginç bir veri. Abone olmayan herkes de kanalımıza abone olmayı bekliyoruz sevgili dostlar. Şimdi Tav Havalimanı ile başlayalım. Evet, şöyle bakıyoruz. Bakalım Tav'da durumlar nasıl sevgili dostlar. Evet, şöyle biraz büyütelim. Şunu da yukarıya alalım. Görüldüğü üzere sevgili dostlar, Tav'da güzel bir destek hattı oluşmuşa benziyor. Şimdi hemen bu trend çizgimizi çizelim şu şekilde, bakınız. Bakınız ne kadar da güzel, sağlıklı bir destek hattı oluşmuş durumda sevgili dostlar. Yani net, her zaman dediğimiz gibi bazı arkadaşlarımız da yorum kısmına net diye yazıyorlar. Yani bu kadar olur dedirtecek tarzda, bakın, destek hattını görüyoruz. Şimdi kaç tane destek oluşmuş? 1, 2, şunu çalalım. Evet, bakınız 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. temas sevgili dostlar. Demek ki öyle bir güçlü destek hattına sahibiz ki, bu desteğe geldiği zaman hissemiz yukarıya doğru güzel hareketleri sağlamış oluyor. Peki her zaman kedi bal yer mi? Hiç belli olmaz. Biz yine burada ne yapacağız sevgili dostlar? Stop noktamızı belirleyerek şeklimizi koruyacağız. Stop noktamız ne olabilir? Hemen onu belirtelim. Bakınız. Şöyle ortalama 22.40. Çünkü bunu biraz daha aşağıda çekebiliriz şu şekilde. Hatta çizgi grafik üzerinden biraz daha net. Evet, 22.30 bantları bizim için güzel bir destek görüntüsü veriyor sevgili dostlar. Yani yatayda 22.30 bantlarını destek alarak ne yapıyoruz? Takip edebiliriz. Yani buradaki zaten bu 22.30'lara belki gelmeden, ki zaten burada siyah çizgiden tepkisini vermiş, ki siyah bölgemizde ortalama 22.70 bantları sevgili dostlar. Yani bu seviyenin üzerinde zaten kaldığımız müddetçe ve bir de burada bakınız şu direnç bölgesi kırıldığı an, ki bunun renginde ne yapalım, şöyle farklı olsun, kırmızı yapalım. Bakınız kırmızı direnç bölgemizde kırıldığı an sevgili dostlar, o zaman büyük bir coşku söz konusu olacaktır Tav Havalimanlarında. Bakınız 3, 4, 5 defa yine temas eden bir kırmızı direnç bandımız var. Şimdilik bu band arasında, bakınız sarıyla gösterelim. Bakınız şurada sıkışmış bir hissemiz var. Bakalım yön nereye olacak?
Pozisyon açmak için ne yapılır burada? Kesinlikle şöyle stop noktamızı alırız sevgili dostlar. Dileyen 22.30'dan alır, dileyen 22 bandından alır. Yatay stop noktasını destek hattını alarak ne yaparsınız? Pozisyon alırsınız. Kırmızı kırıldığı an bu hissede tekrar bakınız 27-28 bandlarına doğru yolculuk başlayabilir. Biz yine sırasıyla şöyle direnç bölgelerimizi gösterelim. Bakınız burada kırılım eğer gerçekleşir ise yukarı yönlü 24-23, 26-29, 27-40 bandlarında sevgili dostlar sırasıyla bizim dirençlerimiz oluşur. Kesinlikle 22 bandlarını stop alarak takip ediyoruz. Güzel bir görüntü hakim. Umarım bu bizler için, biz yatırımcılar için güzel bir fırsat oluşturur sevgili dostlar. Mavi çizgimizin altına sarkmadığımız müddetçe bakınız alt banttaki, bunu da kesik yapalım ki biraz farklı olsun. Bakınız kesik mavi çizgi altına sarkmadığımız müddetçe TAV Havalimanları oldukça güzel bir görünüme sahip sevgili dostlarım. Evet, TAV ile ilgili söyleyeceğimiz bu. Bir de EMA Cross'a bakalım. Evet, 20-50 kesişmesi henüz gerçekleşmiş değil. Bu da bizim için bir köşede dursun. Yani güzel bir görüntü söz konusu TAV'da sevgili dostlar. Bizim için umarım güzel bir fırsat olur. Dediğimiz gibi stop noktasını belirleyip yol almakta fayda var sevgili dostlar TAV'da. Evet, geçiyoruz Zoren'e. Evet, Zoren'de de yine kritik bir noktadayız. Evet, şöyle baktığımız zaman gerçekten kritik bir nokta üzerinde olduğumuz söylenebilir. Bakınız buradaki direnç bir kırılır ise güzel bir fırsat bize doğmuş olur. Ve bakınız burada yine direnç hattımız, bakınız 1.23 bantları sevgili dostlar. Bizim için bir direnç hattını oluşturuyor. 1.23 üzerinde şöyle biz kaba taslak bunu 1.25 olarak alalım. 1.25 bantların üzerine atmayı başarabilir isek sevgili dostlar. Zoren'de yine düşeni kırmış oluruz. Ancak 1.22 altlarında sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Ve genel anlamda sevgili dostlar bakınız bu bölgelerde bir dip oluşumu olduğu da gözüküyor. Şimdilik iki tane dip burada oluşmuş durumda bakınız ana hattıyla. Tekrar geriye salma burada söz konusu olabilir mi? Olabilir. Onun için 1.25 yani bu seviyeler bizim için önemli sevgili dostlar. Eğer kırılım gerçekleşir ise yukarı yönlü güzel bir getiri söz konusu olabilir. Olası bir geri düşüşte bakınız 1.25'ten kırılamadığını düşünelim. Tekrar aşağıda 1.04 bu bantlar bizi bekliyor olacak. Çünkü burada artık üçlü dip pozisyonunda alınabilir. İyi takip edelim Zoren'i. Zoren şimdilik dip çalışmasını oluşturuyor gibi. Yani ilerleyen zamanda bu direnç kırıldığı takdirde sevgili dostlar Zoran'la ilgili tekrar bakınız şu çanak oluşumu söz konusu olabilir ki 2.20'lere kadar bir hedef söz konusu olabilir. Bu direnci iyi takip ediyoruz. Önemli bir direnç noktasındayız sevgili dostlar. Kırılamaz ise direnç tekrar bakınız aşağıda 1.06 bantları bakınız bu bantlar test edebilir. Ve burası da test ederse üçlü bir dip söz konusu olabilir sevgili dostlar. Zoran'ı bu şekilde takip ediyoruz şimdilik. Evet, Polho'ya bakalım. Yine Polho'da ilginç bir tablo söz konusu. Evet, şöyle alıyoruz sevgili dostlar. Bakınız, Polho bizim için gerçekten güzel bir direnç kırılımını gerçekleştirmiş gözüküyor. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5. Bakınız 6. da yukarıya kırmış durumda. Burada ne yapılabilir? Şu şekilde bakınız destek hattı oluşturulur sevgili dostlar. Bakınız. Şunun rengini siyah yapalım.
Bakınız destek hattı siyah çizgiyi alarak takip edebiliriz. Bu kesişmenin olmuş olduğu nokta bakınız. 2.45 bantlarını destek alarak takip edebiliriz. Şimdilik düşen kırılmış gözüküyor. Umarım yukarı yönlü artık bir hareketini başlatır. 2.45 destekli takip ediyoruz. Yukarıdaki dirençlerim sırasıyla 2.97, 3.21, 3.44 bu şekilde gidiyor sevgili dostlar. 3.60 şimdilik yukarı yönlü bir hareket, bir ivme söz konusu. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Yine RSI bizim burada baş aktörümüz olsun. RSI'yi de bakınız şu şekilde koyduğumuz zaman burada yükselen destek hattımız kırılmadı müddetçe RSI'yi de takip ediyoruz. 2.45 destekli takip ediyoruz sevgili dostlar. Polho'yu şimdilik Polho için söyleyeceğimiz bu. Karsan'a bakalım. Evet bakalım Karsan'da durum necedir? Evet, Karsan'da bakınız aslında üçlü bir dip oluşturmuş gözüküyor. Yine Karsan için söyleyeceğim sevgili dostlar. Ana hattıyla bakınız. Direnç noktamız. Buralar. Şimdi burada olasılıklar nelerdir hemen bakıyoruz. Bakınız birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip. Güzel, üç tane dip pozisyonumuz oluşmuş. Demek ki bizim burada ana destek hattımız 1.04'ler sevgili dostlar. Yani bu bandı destek alarak yol alabiliriz. 1.04'e kadar düşüşler normaldir. Yani bu oldukça normal. Üçlü bir dip oluşumuna gidebilir. Tekrar geriye düşmeler halinde. Bakınız 1.04'lere kadar her türlü düşüş bizim için normal sevgili dostlar. Ve yine bakınız buradan yine bir direnç hattı çiziyoruz ki bunun renginde ne yapalım? Sarıya yakın bir renk tonu yapalım. Bakınız şimdi burada kırılmış durumda bakınız. Yani bu bantta yine düşen kırılıyor. Daha sonra tekrar onay bölmesine gelmiş sevgili dostlar. Bakınız burada bir onay alıp tekrar yukarı kırıyor. Umarım bu bizim için bir onaydır. Ve ortalama şöyle baktığımız zaman 1.15 bantlarının altı biraz sıkıntı doğurabilir. Biz bunu şöyle biraz daha yuvarlak rakam yapacak olursak 1.12'leri stop olarak takip edebiliriz sevgili dostlar. Yani dileyenin artık istediği noktadan stop noktası koyma hakkınız var. Dileyen bakınız burayı bir üçlü tepe olarak farz ederse stopunu nereye koyacak? 1.04'e koyacak. Yani 1.04'ün altına düşmediği müddetçe diyecek ki ben bu hissede yola devam. Yani kendine bir hedef koyacak. Kendine bir de dip stop noktası koyacak. Veyahut da diyebilirsiniz ki sarı çizgi altına düşmediğimiz müddetçe devam. Sarı çizgimizin değerleri nedir? İşte 1.13, 1.14 bu bantlar bizim için önemli. Yani bu bantların altına düşmediğimiz müddetçe yola devam edebilirim dersiniz. Yani herkes için farklı alternatifler söz konusu. Dileyen de der ki bakınız şu bölge 1.20 aşıldığı takdirde ben bu hisse ile bakınız 1.50'lere kadar yolculuk yaparım da diyebilirsiniz. Yani tekniği çalıştırdıktan sonra kazanmamak diye bir şey söz konusu değildir. En azından kaybetmezsiniz. Kaybetmemeyi öğrendiğiniz takdirde de kazanmaya bir gün başlarsınız. Yani burada ana desteğimiz 1.04. Bu 2.2 daha 4 edercesine 1.04'ler bizim ana desteğimiz. Yukarıda 1.12 bantları dedik şu sarı çizgi altı biraz sıkıntı olabilir. En güvenli bölgede bakınız 1.20'ler geçildikten sonra sevgili dostlar artık 1.46 1.50'ler hedef olarak karşımıza çıkar. Evet Karsan'daki tablo bu. Şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum. Artık bir derbi izleme vakti geliyor. Şöyle Galatasaray-Fenerbahçe maçına da bakalım. Artık iyi oynayan kazansın. Artık centilmence güzel bir maç izlemek umarım nasip olur.
Şimdilik maça doğru bir geçelim sevgili dostlar. Tekrar bir video çeker miyiz ilerleyen saatlerde bakarız. Artık moral motivasyona göre. Olmazsa da yarın yine videolar atarız. Sırada Migros var, İpek var, Euro Holding var, Brisa var. Yine Almanya üzerinden gelen istek hisselerimiz var. Delivery Hero, The Her diye yazılıyor. Bu hisseye bakacağız. Yine Almanya DAX hisselerinden, DAX 30'dan birkaç tane hisseyi buraya ekleyip yine oradaki izleyicilerimizi de gönüllemiş olacağız. Çünkü istatistiklere bakıyorum, izlenme oranı Türkiye'den sonra Almanya, yani yabancı ülke bazında Almanya ikinci sırada. Onun için oradan gelen istekler de var. Gerek YouTube üzerinden bir defa istek geldi Delivery Hero. Ancak Twitter ve Instagram üzerinden gelen istek hisselerimiz vardı. Yani Alman DAX endeksinden özellikle veyahut da DAX endeksi değerlendirmemizi istiyorlar. Olmazsa bir de oraya bakarız. Türk yatırımcılar için de izlemelerini tavsiye ederim. Yani Almanya, Türkiye hisseler arasında karşılaştırma yapma imkanınız olur. Orada durum nasıl? Nihayet teknik her yerde aynı. Teknik tekniktir. Amerika'da da aynı teknik işler. Almanya'da da, yani olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe. Şöyle bir bakarsınız. Almanya'da durum nasıl? Yine Alman hisseleri üzerine de bir video hazırlayacağım sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone değilseniz abone olmaya, güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Ne kadar moral motivasyon yüksek olursa o denli güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Son zamanlarda sormuş olduğunuz hisselerin de biraz kalite oranı yükseldi. Bu da güzel. Yani saçma sapan hisseler en azından fazla sormaz olduk. Yani son nokta olarak şunu söyleyeyim. Bir spek hissede kazanacağınız parayı fazlasıyla BIST 50'de BIST 30'da da kazanabilirsiniz sevgili dostlar. Son sözüm bu olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.